Yüzüğünü sormadan edemeyeceğim. Nedir bu? Ya e, zaten Neler oluyor. Bir buçuk yıldır falan süren bir ilişkimiz vardı. Tatlı evet. gidiyordu. Bir zaten çok göz önünde yaşamıyoruz. Evet. E, evlenme teklif ettim. Ben de kabul ettim ama hani böyle bu yıl böyle acele edelim, evlenelim, hemen koşalım gibi bir planım yok. E, bu yüzük ve bu plan, içindeki çocuğu ne yapıyor, nasıl hissettiriyor? İçindeki çocuk ne cümleler fısıldıyor sana? Konu aşk olunca çünkü hayata karşı bu kadar sert duran tatlı deli tatlı cadı bir erkeğe karşı da kalbini açıyor ve yüzüğünü takıyor ve evet evlenmeye karar veriyorum çünkü anne olmak istiyorum diyor. Burada içindeki çocuk ve o tatlı deli ne diyor? Yani aslında korkuyor çünkü hmm. e, o yaşadığın şeyler bazı geçmiş yaşamından taşıdığın travmalar bunların hepsi seninle bir e, şöyle karşı karşıya bir bakışıyorsun ilk hmm. önce onlarla. İlk başta hissettiğim oldu evlilik teklifi aldım ama mesela böyle kaldım dondu böyle hani hiç beklemiyorum. Ne yapacağımı bilemedim Evet demem lazım Evet falan. Evet demem lazım. Şu an evet demem lazım. Hani çünkü şokunu yaşadım. Tabii. Böyle şey olamadım insanlar böyle çıldırıyor bir şeyler oluyor falan. Ben gerçekten hem beklemiyordum bir de. Hem şaşırdım. Garip bir duyguya girdim. Aslında isim de veremiyorum. Ne hissettiğimi tam da söylemiyorum. Çok mutluyum ama içeride bir tarafta inanılmaz korkular var. Kimse yalan söylemesin yani öyle bir şey değil. Hadi hop evleniyorum gibi bir durum değil. Çünkü hayat tek başına yaşadığın, çabaladığın bir şeyken birden iki kişiye dönüşmek. O yüzden baktığım ilk şey bu kaotik, karışık duygular içerisinde Serkan oldu. O kadar saygı duyuyor ki bana ve gözlerinden o şeyi saygıyı ve sevgiyi o kadar görüyorum, anlıyorum ki bir de alıyorum bunu. Bunların hepsi çok önemli. Deli deli olduğum anlarda o deliliğime tampon olabiliyor ya da bazen onu, şunu söyleyebiliyorum bazen seni çok seviyorum bazen senden nefret ediyorum diyebiliyorum ve bunun bu dengesizliğin içinde aslında onu çok sevdiğimi ve aşık olduğumu anlıyor biliyor ya da ona e, bir şarkı yazdığımda ben onu çok sevdiğimi anlıyorum. Oh. Yani böyle bir denge var aramızda ve gerçekten çok ağır, sakin, böyle nereye gitsem böyle ah bebeğim benim, sevgilim dediğim bir adamla birlikteyim. Oh. Çünkü hepimiz ilişkiler yaşadık. Şükür. Yani benim de korkunç ilişkilerim oldu. Onlardan tek öğrendiğim şey nasıl bir adam istemediğimdi. <laughs> yani Serkan'ı e, böyle... Evrenden artık neredense çağırırken böyle özelliklerini teker teker belirtmiştim madde, zaten. Madde. Tabii tabii bir ablamla konuşmuştum şey dedi istemekten niye çekiniyorsun Melek evet. dedi. İste özellik belirt. Boyunu söyle, göz rengini söyle, huyunu söyle, suyunu söyle. Ben böyle Allah'ım bir 85 üstünde olsun, kumral olsun, sakin bir çocuk olsun. Ben zaten deliyim. İşte sevgi dolu olsun, elinden iş gelsin, yakışıklı da olsun ya kasları olsun falan. E falan ya falan. çok toplu. <laughs> durmadan her gün böyle ayrıntı veriyorum. Sonra Evren bana paket halinde Serkan'cığımı yolladı. <laughs> İyi şükür diyelim.